Evet arkadaşlar. Dün trigonometrik oranlarda kalmıştık. Trigonometriye detaylı o kadar girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece bizi ilgilendiren kısımları var. Açıyı bulacağız. Açıya göre hareket edeceğiz. Açı bize yarayacağı için onu kullanmamız gerekecek. Bazı alan sorularında özellikle ya da benzerlikte artık neyse oradan bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burası dik bir üçgen arkadaşlar. Şu alfaya göre alfaya baktığımda benim karşı nereye görüyorum? Ben C noktasına, C kenarına. C kenarını gördüğüm için ben burayı karşı dik kenar diyeceğim. Yanımdaki kenarda komşu dik kenar oluyor arkadaşlar. En uzun kenarda hipotenüs oluyor arkadaşlar. Bizim için en çok lazım olan şu ikisi arkadaşlar. Hangisi? Tabii ki de sinüs alfayla, belki kosinüs alfayı da kullanacağız. Sinüs alfa dediğimiz şey ne arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Yani C bölü B. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Lazım olur bize benzerlikte özellikle. Kosinüs alfa da komşudan gelsin. Ko'dan. Ko. Burada da ko var. Komşu bölü karşı arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs diyeceğiz. Dolayısıyla burada da A bölü B diyeceğiz arkadaşlar. Tanjant alfa genelde eğimlerde bulunuyoruz. Eğim kullanıyoruz. Analitik geometride belki lazım olacak bize. Tanjant alfa da karşı bölü komşudur arkadaşlar. Karşı bölü komşu. Yani C bölü A. Kotanjant da o zaman komşu bölü karşı diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şu ikisi çok lazım bize. Sinüs ne? Sinüs bir de şu özellikle. Tanjant çok lazım olacak arkadaşlar. Analitikte ama. Geçtik. Şimdi mesela şunları nasıl bulabiliriz? Demiş ki sinüs B. Yani burası. Sinüs B nedir arkadaşlar? 9 bölü 12 herhalde. Doğru mu? Evet. Burası 15'tir. Değil mi arkadaşlar? Burası 15 olduğu için sinüs B. Yani karşıyı görüyor. 9'u yazdım buraya. 9 burada. Peki hipotenüsün burası 90 derecenin karşısı en büyük. 9 bölü 15. Mesela sinüs C kaç? Sinüs C. Aynen. 12 bölü 15. Mesela tanjant B ne arkadaşlar? Tanjant B. Tanjant B. Evet. Karşı bölü komşu diyeceğiz. 9 bölü 12 arkadaşlar. Tamam mı? Böylelikle yerine koyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada. Nasıl yapacağız bunu? ABC ikizkenarmış. AB eşit bu. Sinüs B artı tanjant C. Toplamı kaçtır diyor. Bakın burada ne yapacaksınız? Sinüs B. Sinüs B'yi buraya koydum ben. Oradan bakıyorum ben. Ama aynen. Bir dik inmem lazım. Çünkü 90 derece yok. Bulamıyorum bir yeri. O zaman şuradan indirdim ben bunu. Şurası güzel bir 90 derece yaptı. Burası ikizkenarsa bir de dikmelik varsa bu ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Yani burası 12. O zaman burası da 12 oluyor. Bana sinüs B'yi sormuş. Sinüs B neresi? Burası. 12, 15. O zaman şu uzunlukta 9 olur. Tamam. 9. Sinüs B. 9 bölü 15 artı. Tanjant C. Tanjant C neresi arkadaşlar? Karşı bölü yani 9 bölü 12. Şu işlemin sonucu arkadaşlar. Kaç geliyorsa artık. Bir yerden yapacağız. Yani onu formüller aklımıza gelmezse başka bir şekilde gidilir mi? İleride var. Orada bahsetmiş biraz da. Belki oradan hatırlarsınız. Şimdi. Şunlar pek lazım olacak mı size? B artı C 90 derece. Sinüs B eşittir. Kosinüs C'ye. Bunları şöyle yani. Bunu bahsetmeye gerek var mı? Ben girmek de istemiyorum da bunları. Geçeyim bunları arkadaşlar. Yani. Mesela şurada. Bunlara gelin. Bir tane 30-60-90 üçgeni var arkadaşlar. Siz kendinize göre üçgen oluşturmanız lazım. Ya da 45-45-90 üçgenini oluşturmanız lazım. Alanda işte. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir de tanjantı kullanacağız analitikte eğim bulurken filan. Belki o lazım olacak. Yani arkadaşlar bu da kendinize göre çizmeniz lazım. Bir tane üçgen çizin. Deyin ki şura 30 olsun. Tamam burada 60 olsun. Deyin ki şuraya burası 1 olsun. O zaman burası kaç olacak? Kök 3 olacak. Ya burası 2. Siz buraya göre yorum yapabilirsiniz. Ya da şöyle yaparsınız. Burası 90 derece ya. Burası 45. Burası 45 olsun.
Buraya göre de yorum yapabilirsiniz siz. İstediğinizi yapın. Kendinize göre çizin. Bura 1 ise burada 1. Burası kök 2'dir. En azından şunları bilin yani. Tamam mı arkadaşlar? Bunları bilin. Bunlara göre yorum yaparsınız. Mesela burada sinüs 30 ne? Sinüs 30 1 bölü. 1 bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2 dersiniz sinüs 30'a burada. Sinüs 30'a. Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü 2. Sen burada kendine göre çizdin yine. Mesela sinüs 45. Sinüs 45 kaç arkadaşlar? 1 bölü. Yani karşı bölü. Karşı 1. Uzun kenar. Yani hipotenüs kök 2. Buradan da kök 2 bölü 2 gelir. Ya da 1 bölü kök 2 diye bırakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre oluşturmanız lazım. Üçgeni ona göre hareket edeceğiz. Geçtim bunları. Bunlar pek bak çizmiş burada mesela bahsetmiş. Bunları geçelim. Böyle bir soru gelmez size. Ben bunları geçiyorum arkadaşlar. Geçtim. Sinüsü bilin ama. Sinüs karşı bölü hipotenüs arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tanjant da karşı bölü komşu. Birim çemberle alakalı da pek şey geçelim onları. Geçtim bunları arkadaşlar. Daha çok alanla ilgili bakalım. Heh. Şimdi gelelim bunlara. Bunlar bizim asıl konularımız. Yükseklik ve kenar orta dikme. Şimdi burada kenar ortay değil, kenar orta dikme diyor, tamam mı? Buna dikkat edelim. Yani şuraların eşit olduğunu söylemiyor bize. Buna bir dikkat etmemiz lazım öncelikle. Şimdi K noktası ABC'nin diklik merkezidir. Dar açılı üçgenlerde ama. Dar açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde olmak zorunda. İç bölgede olmak zorunda. Buna dikkat ediyoruz. Dar açılı üçgenlerde diklik merkezi nerede oluyormuş? Üçgenin içinde oluyormuş. Geçtim. Eğer geniş açılıysa mesela şu açı geniş olduğu zaman tamam şuradan bir tane diklik çizdin. Ama şunun dikliğini nereye çizeceksin? Dışarıya çizeceksin. C'ninkini C'yi de buraya çiziyorsun. Tamam mı? O zaman K senin diklik merkezin burası olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bahsediyorum bunları pek şey değil de. Sorularda kullanacağız birazdan. Dik üçgende de direkt neresi oluyor benim? A noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Dik üçgende direkt o 90 derece olan yer benim diklik merkezim oluyor arkadaşlar. Şimdi K noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Bu kurallar önemli. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir diyor. Tamam. Burası diklik merkezi. A noktası KBC'nin nerede KBC? KBC'nin diklik merkezidir. Çünkü burada geniş bir üçgen olduğu için onu demiş. BAC ile yani şurasıyla BKC'nin toplamı da 180 dereceymiş arkadaşlar. Tamam mı? Açı sorularına belki lazım olacak. Bununla bunun toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Mesela güzel bir soru var burada. Ve gayet de bence zor bir soru. Bir bakın şuna. Bakıyor musunuz arkadaşlar? Önceden bakmış olmanız lazımdı. Yaptınız mı bari? AK6 mı? AK'yi sormuş zaten. 9 demiş. Olmaz. Burası kenar ortay değil yani. Ağırlık merkezi de değil. Ağırlık merkezi değil ki burası. Diklik merkez diyor. Bakın şimdi beraber yapalım. KD. Şunu yazayım ben şuraya. 3. Tamam mı arkadaşlar? Burası 3. Peki. Şurası kaç? 4'müş. BKD 5. Çok güzel. Başka bir şey vermiş mi bana? Pek de bir şey vermemiş gibi değil mi arkadaşlar? BK5 evet. DC var bir de. DC'yi de 9 vermiş. Tamam. Ne yapacağız bakalım burada. Şuraya ben X diyeceğim artık AK'ye. Buraya X dedim. Şimdi dikkat edin. Bak trigonometrik oranlar nerede lazım oluyor bize? Şu açıya bakın. Şu açıyla şu açı aynı değil mi arkadaşlar? Değil mi? Aynı. Peki, o zaman şurası noktalı olursa, şurada noktalı olur mu? Değil mi? Noktalı bak, burası nokta. Burası kesikli. Tamam.
O zaman şöyle yapayım. Göremedik. Şuraya bakın arkadaşlar. Şurada bir doğru var. Bakın, şu bir doğru. Şurada bir doğrudur. Burası iç tersten birbirine eşit olur arkadaşlar. Şurayı gördük mü? İki doğrunun arasıdır bu. Makas gibi düşünün. Makasın bir yani iç ters diyeceğiz bunlara. Tamam mı? Burası böyle olacak. Yani buraya A dedim ben. Veya A diyeyim. Fark etmez. Biraz daha büyütebiliyor muyum acaba şunu? Bir dakika büyüteyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurası 3 idi. Burası 4. Burada 5 yaptı. Şu açıyla şu açı eşit olur arkadaşlar. Tamam mı? 90 derece burada var. Peki. O zaman ben şuraya da nokta diyorum. O zaman buraya da nokta dedim arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Güzel. Burayı yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı yaptık. Gösterdik. Şuraya ben x dedim arkadaşlar. Şurası da 9. Tamam mı? Peki burada ne yapacağım ben şimdi? Büyütece basarsam gidiyor hocam, küçülüyor. Şimdi bakın x burası ya. Bana x'i mi soruyor? Evet, ak'yi soruyor. Ak'yi nasıl bulacağım? Nasıl bulabiliriz? Hadi bakalım. Ben buraya kadar getirdim. Şurada 90 derece. Şimdi bakın şu açı var ya arkadaşlar, şu açı. Bakın şu açı. Mesela şu açı benim işime yarayacak mı acaba? Ona bir bakmam lazım. KC'yi bulalım. Bu bana işine yaramaz hocam. Bakın, iyi dinleyin beni. Şu noktalı açıyı kullanacağım ben. Noktalı açıyı kullanıyorum. Noktalı açıyı kullanıyorum. Evet. Noktalı açıyı kullanıyorum. Noktalı açı ne demek? Aslında sinüsünü düşünün bunu. Sinüsünü de düşünebilirsiniz veya tanjantını da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunun tanjantı kaç arkadaşlar? Şunun tanjantı kaç? Şu açının. Tanjantı. Tanjant B diyorum bak. Tanjant B. Yani şurası için konuştum. Tanjant B dediğim olay 3 bölü 4'tür. Yani karşı bölü komşu. 3 bölü 4. Elinizde dursun bu. Tamam. Şimdi bakın. Aynı açı burada da yok mu arkadaşlar? Burada da var. Bakın şurada. Büyük üçgene bakın. ADC'ye. ADC. Tamam mı arkadaşlar? ADC. Tanjant alfa ne olmak zorunda? 3 bölü 4 olmak zorunda. Peki tanjantım ne benim burada? 9 bölü. 9 bölü. Tamamı kaç burası? Karşı bölü komşu ya. 3 artı x. Peki kime eşit? Tanjant alfa kime eşit? Yani tanjant şu açı kime eşitti? 3 bölü 4'e eşitti arkadaşlar. Şunları sadeleştirin. Bura 3 yaptı. 3 kere 4, 12. 3 artı x eşittir 12. X eşittir. Buradan 9 geldi arkadaşlar. Burayı anladık mı arkadaşlar? İşte trigonometrik oranlar buralarda kullanılır. Benzerlikte kullanırsınız arkadaşlar bunu. Anlamayan var mı şu soruyu? Şu açıyı buldum. Dikkat edin. Bakın burayı buldum. Bu tanjantını kullandım. Veya şurayı bilseydim sinüsü de kullanabilirdim ama gerek yok. Bana ne lazım? Bakın burada da aynı açı olduğu için karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. Dolayısıyla karşı bölü komşu 9 bölü 3 artı x diyeceğim. Burada benim tanjant alfam kaçtı? 3 bölü 4. Birbirine eşitlerim. Sonucu bulurum arkadaşlar. Tamam. Oradan da bulursun. Oradan da bulursun. Görebilmen lazım. Aynı üçgeni kullanman lazım. Büyük üçgende koy. Aynı şey aslında. Tanjant aslında biz karşı bölü komşu yapıyoruz orada. Sen dedin ki şuranın dedin. Bu açı hangisi? 3'e oranı dedin. Yani 9'un 3'e oranı dedin. Ondan sonra 90 derecenin de işte nereye oranı? Onun burası çıkmaz. Şu kesikli olacak burası da. Şurası da. Tanjanttan daha kolay. Evet. Oradan da görebilmek mantıklı. Geçtim. Alışın evet. K noktası ABC'nin dikdik merkezi ise aynı nokta def'in iç teğet merkezidir diyor. Şunun diyor iç teğet merkezi. Yani bu ne diyor? Evet. Vallahi pek anlayamadım ama. Bunları göstermiş arkadaşlar. Şurası dikdik merkezi ise DEF'de bunun diyor iç teğet çemberinin merkezi. DEF'nin iç teğet çemberinin merkezidir. Yani o zaman
İşte çemberin merkezi ise ağırlık merkezidir arkadaşlar. Dolayısıyla şurası 1 ise buraya 2 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama kimin için? Şu DEF için dersiniz bunu. Tamam. Geçtim bunu. Üç, bir, iki ama içindeki için geçerli bu. Hayır, yukarıdaki için geçerli değil. Orta nokta diyemezsiniz ona. Üç, bir, iki değil orada. Evet. Şimdi soruya bakın siz. Ben de bakayım şöyle. Bize vermiş arkadaşlar. DE 10'muş. Ben yazayım şunları. DE 10. Tamamı 10. DF 12. Onu da vermiş. 12 diye. EL 5. EL 5. LF kaçtır? Yani şurayı sorayım. Evet. Şimdi burası diklik merkezi. Bunun da nesi oluyordu arkadaşlar? Tabii ki de açı ortaylarının kesim noktası oluyordu. Doğru mu? Böyle oluyordu. Dolayısıyla şunlara dikkat etmemiz lazım. Neye dikkat etmemiz lazım? Şu açılar eş arkadaşlar. Bunlar eş. Bu da eş. Bu da eş. Şu da eş oluyor arkadaşlar. Yani açı ortay oluyor bunlar. Dikkat edin. Tamam mı? Evet. O zaman diyeceğiz ki 2'ye 1 oran var dedik. Mesela burası x. Burası 2'ye olacak. Büyüteyim bunu da. Bu olmadı pek. Şimdi DE 10 arkadaşlar. Onu yazalım şuraya. DE 10. Tamam. Yazmadan da olur. Eğer böyle bir durum varsa ne yapıyordu? İç açı ortaylarının kesim noktasıydı. Yani iç teğet çemberinin merkezi diyorduk. İç teğet çemberinin merkezi demek şunlar var ya arkadaşlar, şunlar. Şu açılar açı ortay demek. Şunlar. Yani bunlar birbirini ikiye bölüyor anlamında şu açı. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Şunlar eş anlamında. Tamam. Şimdi bize demiş ki DE. DE neresi arkadaşlar? Göremedim DE'yi. DE 10 şurası. Burası 10. Tamam mı arkadaşlar? Burası 10. Bak açı ortay teoremi uygulayacağım şurada. Dikkat edin. Burası 10. Tamam. Peki, peki. Başka nereye vermiş? DF. DF 12. Bir de LE'yi vermiş. LE de 5 arkadaşlar. Tamam. Çok mu ince? Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar geldim buraya, tamam. Şimdi yazıyorum tekrar. DE 10'muş. DF de 12'ymiş arkadaşlar. EL de 5'miş. Tamam, bunları yazdım. Bunlar açı ortaydı, unutmayın. Çizdim buraya. Onun neye oranıydı? Burası 2. 2 birimdir şurası. Bura bir birimdir arkadaşlar. Yani şu aralık bir. Burası iki. İç teğet çemberi merkezi aynı zamanda ağırlık merkezidir. Şu DFE üçgeni için. Onda iki ise burası kaç olacak arkadaşlar? Onda iki. Bilmiyorum buranın ne olduğunu. Değil mi? Tam bilemeyiz burayı. Mesela şurayı bulabilir miyiz? Şurayı. Şuranın kaç olduğunu söyleyebilen var mı bana? Çok güzel. Beş. Neden? Çünkü onda iki ise beşte bir arkadaşlar. Tamamı kaçtı? 12 idi. O zaman şurası 7 kaldı. Buraya 7 kaldı. Tamam mı? Peki burada da bir açı ortayımız var bizim yine. Tamam mı? 7'de 1. Tamamında kaç olmak zorunda? 14 olmak zorunda değil mi? 7'de 1. Tamamında 14. Dolayısıyla ne oldu burası arkadaşlar? Bura 5 miydi? Evet. 7'de 1. Burada 2 olması için 14 olması gerekiyor. FL 9 oluyor aslında. Niye 6 demiş ki burada? Burada 9 çıkıyor. Yanlış mı yaptık? LF'yi sormuş bana. LF 9. 14'te 2, 7'de 1.
Değil mi arkadaşlar? Bir yanlışlık mı yaptık? Nerede bir yanlışlık yaptık? Durun bakayım. İç teğet çemberi merkezinde hocam. İç teğet. Buraya bakıyorum. DF'ye göre konuşuyorum ben. 14'te 2. 7'de 1. Yok mu acaba? Bir daha bakalım. Açıortay teoremimiz var ama 2'ye 5 olur. 7'ye 1. On dörde iki. Bakayım. Bir dakika hocam. Göremedik herhalde ya. Sildim burayı. Bir geçiyorum. Göremedik. Burayı silelim. Bu değil hocam. Bu değil. Şimdi tekrar bakayım şuradan. DF 10'dur. Burası 10. Aa, tamam. Tamam arkadaşlar. Gördük. Bak burası 12 arkadaşlar. Burayı bana kaç vermiş? Burayı 5 vermiş. Şu benim açı ortayım değil mi? Buralarla uğraşmamıza gerek yok ki. Burası benim açı ortayım. Şimdi 10'a karşı 5, 12'ye karşı 6 arkadaşlar. Açı ortayı teorim. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Bakın. Şurayı vermiş bana. Burası 10. Burada 12. Bunlarda sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi ağırlık merkezi falan. Ağırlık merkezinden de gelir de yanlış yaptık. Şu üçgen için ağırlık merkezi. DEF için ağırlık merkezidir orası. Onu geçelim bir. Şimdi burası açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Neden? Çünkü demiş ki diklik merkezi ya. Bunu çizdiğim zaman ben az önceki kuralda neydi? Şurada kuralım vardı benim. Bu kural ne diyordu? Sen diyor bunu buradan çizdiğin zaman aynı noktada ise diyor def iç teğet çemberinin merkezidir. İç teğet çemberinin merkezi demek açı ortayların kesim noktası demek. Dolayısıyla bunlar da ağırlık merkezi olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Bunu geçelim. Geçtim bunu. Büyük üçgen için değerlendirmiyoruz ama ağırlık merkezi olarak. Şimdi buraya geldim ya. Bakın burası 12, burası 10. E bunlar açı ortayların kesim noktası mı? Evet. 10'a karşı kaçmış arkadaşlar? 5'miş. 12'ye karşı 6 olmak zorunda arkadaşlar. Buradan görecektik bunu. Tamam. Gördük mü arkadaşlar? Anladık mı? Geçtim. Çevrel çemberin nesidir diyor? Merkezidir diyor. Dar açılı üçgende. Evet. Köşelerden çizilen çembere biz ne diyeceğiz? Çevrel çember diyeceğiz arkadaşlar. OB de neyim oluyormuş benim? Şu OB dediğim olan yarı çapım oluyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla yarı çaplarımı şu şekilde de gösterebilirim. Tamam mı? Önemli olan özellik ne arkadaşlar? Şu kenarları iki parçaya bölüyor. Dikkat edin. Dikmeler iki eş parçaya bölüyor. Soruda göreceğiz bunu. Geçelim. Burada eğer geniş açılı bir üçgense senin yarı çapın burada olacak. Yani yarı çapın nerede olacak? Şu olacak aslında. Yani şöyle şunu gösterelim. Dışarıda bir yerde olacak. Ama yine iki eş parçaya bölüyor. Bunlar lazım olabilir bize. Geçelim. Çok da şey değil. Karma karışık yapılmış biraz. Eğer 90 derece ise en çok kullanacağımız da bu olacak. 90 derece ise arkadaşlar senin O merkez dediği olay senin yarı çapın olacak arkadaşlar. İkiye bölüyor yine de. 1'e 2 diye, tamam mı? Dikmeler. Dikmeler iki eş parçaya bölüyor. Bakalım soruları nasıl, onlara bakalım. Bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi üçgenin kenarı üzerinde ise o kenar hipotenüs ve o kenarı gören açı 90 derecedir. Onu biliyoruz zaten. Mesela burada ne yapacağız? Özelliğim şu. Çevren çemberin merkezi diyor ya. Çevren çemberin merkezi. Yani bununla şu eşit arkadaşlar anlamında. Şununla da bu eşit. Şununla da bu eşit anlamında arkadaşlar. Bunu söylüyor sana. Çevren çemberde bunu fark etmen lazım senin. Eğer çevren çemberin merkezi ise senin indirdiğin dikmeler tam iki eş parçaya böler arkadaşlar bunu. İki eş parçaya böldüğü için de ikişer tane olduğundan dolayı da cevabımız 54 gelecek. Burada ağırlık merkezi vermiş. Ne demiş başkan? ABC üçgeninde K noktası çevrel çemberin merkezi. Burası çevrel çemberin merkezi. E bu da ağırlık merkezi. E bura X. O zaman burası 2X olacak. E sen bu köşede, yani burası senin bir yarı çapın aslında. Şimdi değiştirelim.
Burası senin yarı çapındır. Burası R diyelim. O zaman bu da R olmak zorunda. Sonra bu da R olmak zorunda. Dolayısıyla aslında buranın da 90 derece olduğunu çaktırmadan gösteriyor sana. 90 derece 3x ya. Burada 4'müş. Burada o zaman 8 olacak. Tamamını soruyor bana. 1R 12 ise 2R 24 gelecek arkadaşlar. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi asıl önemli olan sorunun da bolca geldiği kısım arkadaşlar. Üçgenin alanı. Dar açılı üçgenlerde alan nasıl bulunuyor? En önemli konularımızdan biri. Bu son konumuz sanırım. Bundan sonra bitiyor konu. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gidelim arkadaşlar. Şimdi dar açılı üçgen. Dar açılı üçgende normalde alan nasıl bulunuyor arkadaşlar? Alanı alırsınız. Şöyle bir üçgen çizerim ben. Şurası A olsun. Tamam mı? Burası da küçük A olsun. Burada B, burada C olsun. Şurada C olsun, şurada B olsun. Sen şimdi alan bulmak istiyorsan 3 türlü alan bulabilirsin burada. Nasıl bulacaksın? Birincisi, şuradan bir dikme inerim. Buna haşa derim. Hangi kenara aitse o, ona haşa diye isimlendiririm. Alanımı şöyle bulabilirim. Haş A çarpı taban alanım çarpı yükseklik bölü yani A bölü 2 derim. Alanı bulurum arkadaşlar. Ya da arkadaşlar nasıl bulurum? Şöyle şuradan bir dikme inerim. Derim ki buna da HC derim. HC çarpı C bölü 2 de diyebilirim. Bu iki alan birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? İki alan da birbirine eşittir. Çünkü aynı üçgenden bahsediyoruz. Uzunluklar farklı olabilir ama sonuç olarak, netice olarak aynı olacaktır alanlar arkadaşlar. Siz ona göre diklik bulmanız lazım. Başka türlü bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Birazdan göstereceğiz onları. Demek ki taban alanı çarpı yükseklik bölü 2 benim üçgenimin alanını veriyormuş arkadaşlar. Geldim buraya. Şimdi burada ne yapacağım? BH 9'muş. Tamam bunu 9. AC'de 10. Ne yapacağız? İkisini çarpıp alanı bulacağım. Mesela burada 9, burada 9. Burada 10 deseydi atıyorum mesela. Alanı bulabilir miydik arkadaşlar? Şurası 10. Burası 10 olduğunu düşünmeyin. Yani şurası yok. Zor bulurduk değil mi? 9 çarpı nasıl? Evet. Bunu bulabilir miydik mesela? Şuraya 10 deseydim ben bulabilir miydik? Hipotenüs. Burayı hipotenüs. Tamam şurayı da bulalım biz. Hadi burası da kök 19 herhalde. Nasıl bulacağız? Burası kök 19. Kök 19. ABC'nin üçgenini bulabilir miydik? Bulamazdık. Hangi yüksekliği verdiyse o kenara göre hareket edeceğim. Tamam mı? İkizkenar deseydi belki. Belki dememiş ama. Evet soru. AB3. AC 2,5 metre. Bundan metreymiş. Son ayağım yazlık evinin bahçesinde üçgen biçiminde bir bölgeyi marul ekmek için kazmıştır. Tamam güzel. BC kenar üzerine bir P noktasının AB ve AC doğru parçalarına kenarların uzaklıkları 20 santimlik çubuklar kullanılarak sırayla 5 çubuk ve 8 çubuk kullanarak hesaplamıştır diyor. Evet. Buna göre kazmış olduğu bölgenin alanı kaç metredir diyor. Şimdi AB kenarına 5 çubuk kullanmış ve çubukların bir tanesi de 20 santimmiş. O zaman 1 metredir burası. Doğru mu? Yani şurası 1 metre arkadaşlar. Şu dik olduğu için. Ben şimdi şunu şuradan birleştiriyorum. Burası yolun kenarı gibi. Yolun iç bölgesine dikiyor. Şimdi burası 1. Şuradan birleştirdim bunu. Buna 1. AB kaçtı? AB 3'tü arkadaşlar. Alan nasıl bulacağım? 3 çarpı 1 bölü 2 arkadaşlar. Neresi? Şurası. Tamam. 3 çarpı 1 bölü 2 alanı bulduk orada. Tekrar ediyorum. Demiş ki burası 3 AB AB 3'müş burası. Tamam mı? P noktasından AB kenarına P noktasından AB kenarına uzaklıklarını 20 santimlik çubuklar ile kullanarak diyor 5 tane çubukla ölçmüş. Yani burada 5 tane çubuk varmış şurada. 5 çubuk 20 santimden 1 metre yapar. 20 santim bu. 20 santim değil mi? Yani 1 metre 100 santimdir. Tamam. Evet santimetreyi metreye çeviriyoruz. 20 santim ne kadar? Ama 5 tanesi
5 tane 20 santimde 100 santim yaptığına göre 100 santim 1 metreye eşitse buradan 1 metre gelir. Bunu bilmemiz lazım. 1 metre eşittir 20 santim, 100 santimdir. Bunu bilmemiz lazım. Özellik metre, desimetre, santimetre, milimetre diye gider. Aşağı indikçe bu artar. Yani 1 metre 10 desimetre yapar. Aynı zamanda 10, 100 santimetre yapar. Yani 100 santimetre 1 metre demektir. Dikkat. Şimdi burası 3 olduğu için buranın alanını buldum. Burası 1 metre yapıyor. 3 çarpı 1 bölü 2'den şu alanı bulmuş oldum. Şurayı çizdiğim zaman. Burayı buldum. Peki diğerini bulmaya çalışalım. Burada kaç çubuk eklemiş? 8 çubuk. Yani şu yükseklik 8 çubuk. 8 tane 20 santim. O da 1,6 metre yapar. Buranın uzunluğu ne kadar? 2,5 metre. Diyorum ki 2,5 çarpı 1,6 metre. Metre istediği için benden. Bölü 2 diyorum arkadaşlar. Buradan da kaç geliyor? Şunu 25 bölü 10 yazın. Değil mi? Şunu da 16 bölü 10 yazın. Şurayı da 2 yazarsınız. Şunları sadeleştirin. Burası 8 geldi. Başka arkadaşlar. 8 kere 25 200'dür. 200'ü de kaça böleceğim? 100'e böleceğim. Çünkü 200 bölü 100'den 2 geldi. 2 artı 3 bölü 2'den tamamı alanı yani. Burası, buranın alanı da 2 geldi arkadaşlar. Yeşil olan 2, burası da 1,5. 2 artı 1,5'tan da 3,5 geldi. Yani 7 bölü 2 geldi. Anladık mı? Anladınız umarım. Şimdi arkadaşlar gelelim formüllere. Artık kullanacağımız kısımlar. Şimdi A ile B. A ile B'yi almış. Demiş ki S1'in S2'yi oranı, eğer böyle bir kelebek gibi kelebeğe benzeyen bir şey görürseniz burada bir oran yapıyorsunuz. S1'in S2'yi oranı. S1'in S2'yi oranı kenarlar çarpımı. Hangi kenarı yazdım yukarıya? S1'i. O zaman kenarlar çarpımı yukarı yazıyorum. A çarpı B bölü ikisinin kenarını yazacağım. X çarpı Y. Tamam mı arkadaşlar? Bu birinci formüllerimizden biri. Pratiklik sağlayacak. Geçtim bunu. Eğer ki şöyle bir şey olursa, mesela gene S1'i yazdım buraya. S1. Alta da ikisinin toplamını yazdım. S1 artı S2 dedim. S1, S2 dediğim zaman ne olacak? S1'in kenarlarında kim var? Aynı açıdan kullanıyorum gene aynı açıyı. A çarpı B. A çarpı B. Diğerinde büyük olan kenarı düşünmem lazım. X çarpı Y diyeceğim arkadaşlar. S1 ile S2'nin toplamı X çarpı Y'yi verirken S1'in çarpımıdır. Yani A çarpı B'yi verecek. Oranlamasına baktığımda. Tamam mı? Bunlar kural. Bunları bilmeniz lazım. Alanları zor yaparız yoksa. Geniş açılı üçgen. Bunları gördük zaten. Ne yapacağız? Bakın arkadaşlar. Burası önemli gene. Şimdi şu A kenarını görüyorsunuz ya burada. Bu A kenarına ait yüksekliğim benim şurada verilmiştir arkadaşlar. Bakın. Burada verilmiştir. Bu bir. Yani bunu görmeniz lazım. Bu üçgenin tabanı burasıysa bu tabana ait en yüksek nokta da burasıdır. Dolayısıyla alanım A çarpı aşağı bölü 2 derim. Ya da şuradan bakarsınız. Bakın C kenarına ait kenar. Burası. Buna ait yüksekliği nasıl bulacağım? İşte burada arkadaşlar. Bunu uzatıyoruz. Bu benim yüksekliğim olacak. O zaman HC çarpı C bölü 2'den de bulabilirim. Ya da HB'den bulacağım. HB'yi nereden bulacağım? Zaten tabanım burada. Taban burası. Buna ait yüksekliğim de burası. İkisinin çarpımı gene bana alanı verecek. Yani şu mor alanı 3 türlü de bulabilirsiniz. Ama hangi yükseklik hangisine ait? Hangi kenar hangisine ait? Onu iyi tespit etmeniz lazım arkadaşlar. Mesela burada var öyle bir soru. Şimdi CD AC'ye x diyeyim ben. AC neresi? Bura x. CD de kaçmış? X artı 2. AB kaçmış? 12. BC 5. Siz buradan x'in hemen ne olduğunu gördünüz. Hemencecik söyleyin. Çok güzel. Bunun 13 olduğunu görmemiz lazım bizim. Peki benim o zaman burası kaç yaptı? 13 artı 2'den 15 yaptı. Şimdi bu kenara ait yüksekliğim neresi benim? Evet. Burası 15. Bu kenara ait yüksekliğim benim. Tabii ki de burası arkadaşlar. Yani AB. O zaman 12 çarpı 15 bölü 2'den 90 gelir.
dik üçgenin alanı. Zaten bunu biliyoruz arkadaşlar. Ya HB çarpı B dersiniz. Eğer dik kenarsa dik kenarlar çarpımı C çarpı A bölü 2 de diyebilirsiniz. Dik kenarların çarpımı da bana neyi veriyor? Alanı veriyor arkadaşlar. Dik kenarların çarpımı da alanı veriyor. Tabii ikiye bölüyorsunuz, unutmayın. Hemen ben soruya bakmadan şuraya bakarım. BD kaçtır? Hemen söylemeniz lazım. BD. Aferin. Özel üçgenleri çalıştınız herhalde. Çok güzel. 15, 8, 15, 17 üçgeni vardı. Neyi sormuş? Alanı sormuş bana. Evet. Nasıl yapacağız? DC 9 demiş. DC 9 olur mu? Dokuz olmaz. Ha pardon. AB eşit AC. Pardon. AB eşit AC'ymiş. Ben şurası zannettim. AB eşit AC ise o zaman burası 9. Çok güzel. Alanı buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. 15 çarpı 9 bölü 2. Cevap bu. Özür. Eşkenar üçgenin alanı biliyoruz arkadaşlar. Bilmeye çalışalım bilmiyorsak da. Kenarı A ise, bir kenarı A ise alanım benim. Buraya kısacık yapmışlar bunu. Yok, ben görmedim, özür. Açlık başıma vurdu benim. Onunla alakalı. Bir de iddia ediyorum hani orası öyle değil diye de. Hata benim, özür. Şimdi A kare kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanıdır. A ise A'yı yazıyorum hemen. A kare kök 3'te çarpın. Sonra dörde bölün. Ben buradan bulamam hocam derseniz de kendiniz yapın arkadaşlar. Hiç şey yapmanıza gerek yok. Ben formülü kafama gelmedi, hatırlayamadım diyebilirsiniz. Ya buradan yapabilirsiniz. Buradan yüksekliği bulun. Tabanla çarpın. Alanı bulabilirsiniz. Kenar uzunluğu 6 santim olan eşkenar üçgenin alanı kaç santimdir? Yani soru mu şimdi bu? Sormuşlar. Geçelim. Çok güzel. Şimdi bunlar önemli. İşte trigonometrik alan formülleri. Şimdi burada yine sinüsü kullanacağız. Sinüs. Bakın arkadaşlar. Şimdi B'ye göre konuşacağım. Şuraya ben alfa dersem. Buraya alfa dersem. Alanı bulmak için, üçgende alanı bulmak için önce 1 bölü 2'yi yazarsınız. Bir Allah'ın emri gibi düşünün. Sonra bu kenarın kenarlarındaki kenarları yazın. C çarpı A. Sonra diyeceksiniz ki sinüs alfa. Sinüs alfayı verebilir soruda veya sinüs alfayı siz kendiniz çıkartmanız da gerekebilir. Başka bir yerde alfa der şu der. Tamam mı? Mesela şöyle ayrı bir olayda gösterir onu. Şuraya alfa der. Bu da alfadır. Mesela buraya der ki 3 der. Buraya da 5 der. Tamam mı? Siz aslında alfanın 3 bölü 5 olduğunu görürsünüz. Ya, bu nereden geliyor hocam? Yani nereden açıklayayım ben şimdi ona? Girmeyelim şimdi hocam ona ya. Formül diyelim artık, tamam mı? Öyle. Şimdi girmemize gerek yok. 1 bölü 2 alan formülü olarak düşünün. Tamam mı? Bölü 2 diyoruz ya. Oradan gibi düşün. Sana alfayı burada vermiş. Alfa kaç burada? Hadi bulun bakayım. Mesela bunları vermiş sana. 1 bölü 2 burada. C burada. A burada. Sinüs alfa. Sinüs alfanın yerine hemen koymanız lazım. 3 bölü 5 demeniz lazım. Aynen. Tamam. Mesela vermiş burada. Hadi vermemiş sinüs alfayı. Nasıl bulacağız? Dik diyor arkadaşlardan birimiz. Hemen diki indirdim. Tamam. Buna 90 derece. Burada 45 yaptı. Güzel. O zaman bura 6. Bura ne olacak? Burası tabii ki de 3 kök 2 olacak. Değil mi arkadaşlar? 3 kök 2. Kök 2 katıdır onun. Hani kök 2 katı olduğu için de 3 kök 2 diye isimlendirebiliriz burayı. Bana neyi soruyor? Zaten buldum. Değil mi? Yükseklik burada. Ya da nasıl bulacağız? Kosinüs 45'i bilmeniz lazım. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Onu da verir belki soruda. Neyi soruyor? Alanı soruyor. Alanı nereden bulacağız? Tabii ki de 3 kök 2 çarpı 16 bölü 2'den de bulabilirsiniz arkadaşlar. 3 kök 2 çarpı 16 bölü 2'den. Tamam. Nasıl yoruldunuz mu arkadaşlar ya?
Durumunuz nasıl? Böyle devam da edebilirim ben. Taban çarpı yükseklik, evet. 48 bölü. İyi misiniz arkadaşlar? Kaydı kapatıp açsam. Hani uzun uzun olmasın kayıt diye. Devam edelim ama hiç ayrılmayın. Hadi o zaman 2 dakika ara verelim, devam edelim. 2 dakika. Hem kaydı kapatayım ben. Hemen başlayalım, bir yere ayrılmayın.